Biz Çerkesler konuklarımızı her şeyin önüne koyarız. Dolayısıyla protokol sıralamasında yanlış anlaşılmasın. Bir misafirlerimize çok önem veririz. O nedenle ilk sözü size vermiş oldular. Bu bizim geleneklerimizle ilgili bir durum. Kusurumuza bakmayın lütfen. Bütün saygıdeğer büyüklerimi, hanımefendileri, Çorumlu kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Çerkezler 1864'te bu topraklara sürgün edildiklerinde, biraz önce Sayın Valimle sohbet sırasında kısaca anlatmaya çalıştım. Tamamı çeşitli nedenler ve kırsal bölgelere yerleştirildiler. Sonrasında hayatın getirdiği koşullar nedeniyle kentlere okumak için, iş bulmak için, çalışmak için, meslek sahibi olmak için köylerden kentlere giden kardeşlerimizin kalabalık kent koşullarında harçur olmaması, dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmemesi için o günkü büyüklerimiz kültür derneklerimizi kurdular. Ve kendi dilimizi, kültürümüzü yaşamaları, geliştirmeleri ve kendilerinden sonra gelen kuşaklara aktarılması üzerine inşa edilen derneklerimiz 1864 sonrası bahsettiğim bu kent köy göçü sırasında oluşturulmuş derneklerimizin 50. yılını tamamlayan Çorum Derneği 16. derneğimiz. Dolayısıyla kurulduğu günden bu tarafa, bu topluma, bu kültüre hizmet eden çok saygın, çok saygıdeğer abilerimiz oldu. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Hepsini saygıyla, şükranla anıyorum. Federasyonumuz bu yılı Çerkes dili, ana dil yılı ilan etti. Dolayısıyla Çerkes dili dünyada yaşayan en zengin, en eski, en köklü dillerden bir tanesi. Sahibi olan Çerkesler çok büyük şanslılar. Bu coğrafyada, bu ülkede yaşıyor olması da vatandaşı olduğumuz ülke için büyük şans. Dolayısıyla bu kadar köklü, bu kadar eski bir dil grubunu bu ülkede, bu coğrafyada yok olmasına izin vermeyelim lütfen diye tüm çalışmalarımızı ana dilin farkındalığını yükseltmek, bilmeyenlere yeniden öğretmek, bilen okuma yazma, bilmeyenlere okuma yazma öğretmek ve dili yeniden ayağa kaldırmak için çabalıyoruz ve bütün çalışmalarımız bunun üzerine inşa ediyoruz. Bu sene de Çorum Dernek Başkanımız bize müjdeli bir haber verdi. Çorum'da da bu sene vatandaşı olduğumuz ülkenin bize sunmuş olduğu imkanlardan bir tanesi seçmeli ders statüsünde, okullarda, ilk öğretimde ben adı gece Abazaca okumak istiyorum diyen bir araya gelmiş 10 öğrenciye sınıf açılıyor biliyorsunuz bakanlığın ve federasyonumuzun yaptığı çalışmalarla. Kayseri'de 16 tane sınıfımız var, Düzce'de sınıfımız var, Hendek'te sınıfımız var, diğer illerde açmaya çalışırken Çorum'dan müjdeli bir haber geldi, bu sene bir sınıfta Çorum'da açılmış. Kendi dilini tercih eden çocuklarımıza, onları teşvik eden anne babalara ve onlara önderlik yapan derneğimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli. Dünyada hiçbir halk dilini unutarak var olma mücadelesi yapamaz. Dilimizi ve kültürümüzü muhafaza etmeliyiz ki biraz önce işaret ettiğim bu zengin dil kültür grubu ileride yaşasın. Dolayısıyla hepinizden rica ediyorum,
Çorum merkezde çok fazla soydaşımız olduğunu biliyorum. Bir sınıfta bırakmayın. Bakın Kayseri'den 16 sınıf açmışlar. Üniversitemiz var Kayseri'de, Düzce'de üniversitemiz var. Federasyonumuz bu konuda elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyor. Derneklerimizdeki kurslar arttı, okuma yazma seferberliği arttı. Önümüzdeki süreçlerde bu kaybetmek üzere olduğumuz dilimizi yeniden hatırlarsak, dil ve kültürü beraber götürürsek, hep tarif ediliriz ya, Çerkezler bu ülkenin en önemli unsurlarıdır, dürüsttür, kahramandır, çalışkandır. En kritik yerlerde onlara görev veririz, evet, doğru. Tüm bunları Çerkezler kendi kültüründen, dilinden, genetiğinden alır. Bu özelliklerini yitirmiş bir Çerkez'in ne yaşadığımız ülkelere, ne de kendisine, ne de insanlara hiçbir faydası yok. Lütfen dilimizi, kültürümüzü muhafaza edelim. Var olduğumuzdan beri yaşadığımız her yerde insanlığa vermiş olduğumuz katkıyı vermeye devam edelim. Biliyorsunuz son günlerde özellikle medyada ve sosyal medyada gündem olan bir konu var. Bir televizyon kanalı bizim halkımızı, toplumumuzu rencide eden bir dizinin içinde bir replikle haddini aşan cümleler kurmuştur. Bu toplumun diliyle, kültürüyle, geleceğiyle, kimliğiyle kimseyi oynatmayacağımızı herkes bilir. Biz onuruyla, gururuyla, şerefiyle dünyada hiçbir toplumda olmayan kadına olan verdiğimiz önemiyle onurlu insanlarız. Hiçbir Çerkes'e bu Çerkes'ti, bu kadının sütü bozuktu dedirtmeyiz. Buna kimsenin haddi yok, kimsenin de hakkı yok. Derhal federasyonumuz ilgili kurumlarla temasa geçmiştir. RTÜK çok zor şartlar altında çalışan bir kurumumuz biliyorsunuz. 179 yayının içindeki yüzlerce yayın programını izliyorlar. Bir şeyleri ıskalamaları, atlamaları çok doğal. Hemen bizim girişimimizde gündemine olağanüstü alarak bunun bir suç olduğunu, bir halkın mensubuna böyle cümleler kurulmaması gerektiğini karar verdiler ve derhal ceza kestiler. Ardından kanalın kendisiyle yaptığımız görüşmeler, temaslar sonucu bu işin son derece yanlış olduğunu ve kırmadan, dökmeden bu hadsizliği mutlaka telafi edilmesi gerektiği noktasında kanal yetkilileriyle de her türlü iletişim kurduk, bilgilendirdik. Onlar da kendi haber programlarında ve Doğan Medya grubuna bağlı tüm yayın organlarında bilmeyerek, farkında olmayarak yaptığımız bu yanlıştan dolayı Çerkez halkından özür diliyoruz dediler. Fakat biz bununla yetinmeyeceğiz, tatmin olmayacağız. Bu kanal Deniz Sicili bozuk biliyorsunuz. Bu Vatanım Sensin dizisinde Çerkez ulusal meselesinin en önemli figürlerinden kahramanlarımız var Çerkez Ethem'in. Başka bir isimle o tarihlerde yaşanan ödenmiş bedellere rağmen farklı senaryolarla çirkinleştirdiklerine de şahit olduk. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Meselenin demokratik anlamda takipçisi olacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız ve bir daha bu hadsizliği hiçbir basın yayın kuruluşunun cesaret edemeyeceği nitelikte sonuçlandıracağız inşallah. Hepinize sağlığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirimiz Sayın Bağlı ve eşi hanımefendiye tekrar hoş geldiniz, onur verdiniz bize efendim. Çorum Derneğimizin 50. yılında bu vesileyle ana vatandan gelmiş çok güzel, kıymetli sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız da çok güzel, coşkulu şeyler söylüyorlar. Sanatçıların gıdası, ilgi, alkıştır. Ben Çorumlu Spor Salonu'nda Ankara ekibinde genç oynarken gösterilere geldim. Çok coşkulu bir seyircisi olduğunu hatırlıyorum. Bu arkadaşlara da biraz
coşturalım lütfen. Hepinize iyi eğlenceler. Nice 50 yıllar bir topluma hizmet edecek. Dernek yöneticilerimiz olsun inşallah. Hepinize iyi akşamlar.